Babası herhangi bir anlaşmaya oturmadan önce kızı bir görmek istiyor. Hiç de kibar değildi bunu isterken yalnız. Bildiğim kadarıyla o adam zaten dünyanın en iğrenç insanlarından biri. Nare'nin onları hala gözetliyor olmasının bir sebebi olmalı. Belki onlara da bir şey yapacaktı. Neyse çok güzel oldu bu. Narin uğraşsın dursun şimdi bu adamla. Zaten terk edip gitmiş onları seneler önce. Narin falan umrunda değildir artık eminim. Cebine yüklü bir miktar koyduğumuzda tıpış tıpış karakola gidip ihbarını yapacaktır. Biz de arkamıza yaslanıp seyredeceğiz. Vallahi inşallah dediğiniz gibi olur. Ne yapacağını kestirmesi zor bir tipe benziyor. Çok yakında kurtulacağız o kadından. Herkes görecek artık onun gerçek yüzünü. Yeni hayatımda etrafımda istemiyorum onu hiçbir şekilde. Şimdi Atıf yüzünden medyanın da ilgisi arttı o kıza. Çok güzel manşetler vereceğiz basına bak görürsün. Yıllar sonra ortaya çıkan tüyler ürpertici cinayet. Tekstil kralının avukat sevgilisi cinayet şüphesiyle gözaltında. Narin Yılmaz ailesini mi öldürdü? Hay Allah'ım bu bile yeter bana. Cinayeti ispatlayamazsak da sokağa çıkamaz hale gelecek. Yani biraz sabırlı olmakta fayda var. Köşeye sıkıştığını hissederse açık vermez. Bütün hafta sonu burun burunaydık. Kıza saldırmamak için zor tuttum kendimi. Fırat'a onun ne mal olduğunu göstermek istiyorum ama önce kanıtlamam lazım. Yoksa inanmaz. Zaten paranoyak olduğumu düşünüyor. Çok güzel bir halka yakaladın Ayhan. Vakti gelince o halkayı da çekeceğiz. Irina diye bir kadın geldi. Nişanlın gelmiş lan. Heyecanlı mısın? Gelsin içeri. Sarı kanaryam. Sana büyük bir sürprizim var. Hazır mısın? Duvacinka! Duvacinka! Çok büyümüş. Sen evleniyor. Yok be güzelim. Kağıt üstünde. Galina için. Yalnız kardeş Türkçe konuşalım da çocuğun eğitimini bozmayalım. Sen bana güzel yüzük aldın mı? Brilyanta büyük olsun. Ona göre ucuz olmaz. Bacım bak abuk subuk konuşma yani. Olaylar ciddi burada lütfen. Bana ihtiyaç kalmadı. Evlenip çocuğunuza bakarsınız. Artık dedi gerek yok değil mi? Lan bir dur oğlum bir dur. Bir dur sıkıntı yapma ya gel şuraya. Şadiye nerede? Evde ya o. Sonra gelecek dedi. Gündüzleri evde abi. Gece işe çıkıyor. Hani görüntü falan da aldık. Gözünden gördün zaten. 7-24 adam da bıraktım. Hiçbir yere kaçamaz abi. O tamam da abi. Şu evlilik olayına başka bir formül bulmak durumundayız yani abi. Oğlum ayıp olmuyor mu lan müstakbel eşinin yanında? Nasıl konuşuyorsun sen öyle? Öpsene nişanlını. Abi bari kafa yapma. Gözünü seveceğim ya. Lütfen ya. İşte bu da Şadiyecik. Canım benim ya. Meyenin kimden geldiği belirsiz tabii. Ama IP adresinden izini sürebiliriz. Boş ver ya. Gerek yok. Neye yarar ki? Nasıl olsa inkar edecek o ayıcık. Eline koz geçti ya kullanacak. Ben Metin'den yardım isterim. Sen hiç merak etme. Herkesi kaybetmişim. Herkes ölmüş zaten. Şadiye'yi şansa bırakamam. Kim ölmüş? Ben böyle çeşitli kaynaklardan öğrendim. Bir de uzun zamandır haber falan topluyordum. Annemle Mehmet'im, abim. Ben kasabadan ayrıldıktan bir yıl sonra ölmüşler soba ziyaretimizde. Şadiye de o gece kaybolmuş ortalıkta. Ama burada işte buldum onu. Bana kötü oldu.
Alo. Recep Bey, size kızınızı göstereceğim. Yarım saat içinde söylediğim adrese gelin. Ne hale geldik biz ya? Sen bunu duyar duymaz bana nasıl söylemezsin? Biz ne zaman bu kadar uzaklaştık Nari? Çok üzüldüm. Ya Deniz, olanları önce benim idrak etmem gerekiyordu. Yani bu olayı konuşabilmek için önce benim sindirmem gerekiyordu. Onca yıldır arayıp sormadım onları. Ne kadar suçluluk hissediyorum biliyor musun? Bulacağız Şadi. Merak etme tamam mı? Bulacağız. Tamam. Saat çok geç oldu. Hadi gidiyorum ben toplantım. Şirketin hep toplantısı. İzin aldık gitme. Yok yani izni. Zaten çok aksattım işleri. Şimdi ben hemen birkaç yeri arayacağım. Acil aramaya başlamamız lazım. Tamam merak etme. Ben zaten gidip Metin'e danışacağım toplantıdan sonra. Böyle mobeselerle falan her şeyi buluyorlarmış. Ben hallederim. Sen işine bak. Giderim Metin polise. Ben her şeyi hallederim. Sen şu görüntüyü bana mail atama tamam mı? İş bitince de ben sana haber veririm. İşte burası. Birazdan gelin. Avukatlık şey mi burası? Evet. Bilmiyor muydunuz kızınız avukat? Yok, bilmiyorum. İşte geldim. Şadiye değil ki. Narin bu. Ne olmuş bu kız böyle ya? Oo, tezgaha bak maşallah maşallah ya vallahi on numara olmuş ha. Biz elektrik faturası gelmesin diye 9'larda yatağa girelim. Hanımefendi gece 12'lere kadar ışık açık ders alırsın. Ne kadar güzel maşallah. Şu an... Lan! Lan! Evet. Çok ünlü bir hukuk bürosunda çalışıyor. Attıracaksın kendini okuldan. Narin Hanım, uyanıklık yapmayacaksın. Anladın mı? Sıfır alacağım, bir alacaksın, sınıfta kalacaksın, kendini okuldan attıracaksın. Eğer sen bak bir daha ders çalış, bu parmaklarını kıtır kıtır kırarım senin. Anladın mı? Ama belli ki sizinle bir sorunu var. Ya evinizi, iş yerinizi sürekli gözetleyip duruyor. Korkarım niyeti pek iyi değil. Artırsın ha. Rahat istediğim yere gideceğim. Şikayet edersin beni. Allah aşkı için yapma Recep'i. Bırakın lan. Hep senin yüzünden oldu bunlar zaten. Senin yemin ediyorum. Öldürürüm. Öldürürüm seni. Seni yemin ediyorum öldürürüm. Yemin ediyorum öldürürüm. Dilenirim gene okurum ben. Eğer okula gitmezsem ölürüm. Ölüm çıkar bu evden. Ölün. Sizsin o zaman. Recep Bey konuşalım. Bir şey demediniz teklifim için. Ne düşünüyorsunuz? Konuşuruz. Ama öyle ucuz olmaz bu iş. Patron kesenin ağzını açacak. O kolay. Siz merak etmeyin. Evin adresini ver şimdi sen bana. O niye? Seni ilgilendirmez. Önce ben kendi işlerimi halledeyim. Sonra senin problemini de çözeceğim. Arayacağım ben seni. Ver.
Tamam. Anlaştık. En kısa zamanda oturup görüşelim. Görüşeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.